bahsetmiyoruz. İstisnai bir ülke, bir büyük gücün yanında, o büyük gücün de etnik unsurlarını barındıran, tarihsel bir ilişkisi olan bir ülke Ukrayna. Bu bağlamda Ukrayna'nın bu istisnailiğinin farkına vararak bir çözüm bulması lazım. Nasıl o çözümde? Bir, Ukrayna tıpkı Soğuk Savaş'ta Avusturya, Finlandiya, İsveç gibi nötr bir, tarafsız bir devlet olarak statüsünü sürdürecek. Yani herhangi bir askeri ittifaka Rusya'yla da girmeyecek, Batı'yla da girmeyecek. Nötr bir ülke olarak kalacak ve federal bir Ukrayna olacak. Bu sabahtan beri konuştuğunuz her kanalda konuşulan çok etnisiteli yapılı bir üniter devlet altında bu saatten sonra sürdürme ihtimali Ukrayna'nın yok. Ukrayna'nın federal bir yapıya kavuşması lazım. Ancak federal ve tarafsız bir yapı altında bir Ukrayna kalabilir, evet, bu saatten sonra. Artık başka bir çözüm olduğunu ben kişisel olarak düşünmüyorum. Eğer bu çözüm Batı'nın ve Rusya'nın beraber anlaşarak varamazlarsa çok kanlı bir süreç. Maalesef tıpkı Suriye, Afganistan, Irak gibi kanlı bir süreç ki bunların hepsi imparatorluk sonrasında Yugoslavya imparatorlukların çöküşüyle beraber yaşanan yapılar. Ukrayna'da aynısı. Böyle bir kanlı bir süreç Ukrayna'da maalesef bizi bekliyor olabilir. Dolayısıyla hem Batı'nın hem Rusya'nın anlaşması herkesin çıkarını olacak. Mutlaka. Sayın Behlül Özkan, çok teşekkür ediyoruz size de. Bu arada gerçekten de çok sıcak haberler sıcak geliyor. Sıcak görüntüler geliyor. Şu anda ülkenin başkentinden bahsediyoruz. Reuters'a göre sıcak çatışmalar yaşanıyor. Şimdi Sayın Behlül Özkan'ın da söylediklerini dikkate aldığımızda sivil kayıplar daha da artacak, can kayıpları artacak. Yani direnişin devam etmesi demek, sivil kayıpların da artması demek. Vurulan sivil binalar var o görüntülerde. Efendim? Vurulan sivil binalar var o görüntülerde. Evet, yani Rusya en başında sivilleri bulmuyor. Bu arada görüntüler yeni değil, onu evet, söyleyeyim. Pardon. Evet, tamam. Rusya bu işgale başladığında kesinlikle sivilleri, sivil bölgeleri vurmuyoruz dedi ama daha da zaman ilerledikçe, özellikle Kiev'den gelen haberlere bakılırsa daha farklı bir tablo çıkıyor karşımıza. Sen şu anda nasıl okuyorsun İsmail Saymaz? Mesela bu söyledikleri Behlül Özkan'ın ihtimaller dahilinde bundan sonrasına dair, yani biraz daha bir süre daha devam eder, güçlü bir işgal olur, direniş zayıf kalır, Rusya daha güçlü hissedince bu sefer o masayı kurmak ister, oturtmak ister Ukrayna'yı, Batı'yı. Bu mu güçlü ihtimal? Direnişin güçlü olması, daha da artması, Rusya'yı zorlaması mı sence daha güçlü bir ihtimal? Sen ne bekliyorsun, ne öngörüyorsun? Şimdi ben tabii Behlül'e kısmen hak veriyorum ama evvela şunu vurgulamak isterim. Rusya Ukrayna'dan bunu isteme meşruiyetini nereden alıyor? Yani ya da Ukrayna Rusya'nın güvenlik ihtiyaçlarına göre tercihlerini yapma zorunluluğunu neye borçlu? Bu tamamen Rusya'nın Ukrayna'dan daha büyük bir devlet olmasından ve elinde dünyayı tehdit edebilecek nükleer silahların bulunması ve daha güçlü bir orduya sahip olmasından ileri geliyor. Bundan başka bir geçer neden var mı? Yok. Yani değil mi? Öyle anlıyor. Elinde güçlü bir ordu var, nükleer silahlar var, dünyayı tehdit edebilir. Ve onun güvenlik kaygıları Ukrayna'nın bir bağımsız devlet ve halk olarak nasıl karar vereceğini etkiliyor. Eğer eşit birer güç olsalardı, eşit büyüklükte, eşit orduya sahip, eşit silahlara sahip birer devlet olsalardı, Ukrayna'nın geleceğinde Rusya'nın etkisi olmayacaktı. Esasen dünyanın güvenliğini de, herhalde Soğuk Savaş'ın da mantığı buydu zaten, dünyanın güvenliğini de eşit silahlara sahip iki büyük gücün olması sağlıyordu. Çünkü ikisi birbirine ateş etmiyordu. Burada Ukrayna'nın bütün talihsizliği Rusya'dan daha zayıf olması, Rusya'dan daha az silahlara sahip olması, Rusya'dan daha Rusya'ya karşı savaşamayacak durumda olması. Zaten aslında bu adaletsizliğin ve bu dengesizliğin kendisi üzerine ciddi kafa yormamız gerekiyor. Çünkü Rusya bunu önce Gürcistan'da uyguladı. Şurada nüfusu 4,5 milyon, 5 milyon olan Gürcünün üzerine bütün silahlı kuvvetlerini uyguladı ve bütün silahlı kuvvetleriyle yüklendi ve işte toprağını bölme hakkını kazandı. Bu
Bu hak de facto bir hak çünkü Rusya daha büyük ve daha silahları daha yetkin bir devlet. Aynısını bugün işte Ukrayna'da deniyor. Dolayısıyla bu yani unutmayalım, şunu göz ardı etmeyelim. Amerika'nın Afganistan'da, Irak'ta işte büyük bir zorbalığı hayata geçirirken nasıl kendisinden menkul gerekçeler ürettiyse aynısının buna yakın örnekleri de Rusya'da görüyoruz. Nasıl Amerika Saddam'ı devirirken, bu Saddam'ın zorba olmadığını göstermez, Saddam'ı devirirken işte orada orada da galiba bir nükleer silah ya da kimyasal biyolojik tesisler. Özür dilerim. Kimyasal silah gerekçesini ürettiyse burada da Putin bunların eline nükleer geçecek gerekçesini üretiyor. Dolayısıyla bunu göz ardı etmememiz gerekir. Yani daha büyük, daha silahları kuvvetli, daha güçlü orduya sahip bir ülke, daha zayıf, daha çelimsiz, daha yeni bir ulusu ve onun devletini yönetme, onun geleceğinde söz sahibi olma hakkını kendisinde görüyor. Maalesef işte 1940'lı yıllarda da bizim üzerimizde denemeye kalkıştı bunu. Ve işte Ardahan, Kars ve Iğdır'ı en azından sözlü de olsa istedim. Fakat öneri kısmında ben Behlül'e katılıyorum. Yani bu dünya bizi getirip bir çözümde yan yana buluşturuyor. O da şu, evet en iyi konu günün sonunda ne NATO, ne ABD, ne de Avrupa Birliği Ukrayna için evlatlarını feda etmeyecek. Ukrayna bu kadar değerli bir yer değil onlar için. Ve zaten hiçbir mazlum halk böyle büyük, böyle güçlü devletlerin Rusya ile karşı karşıya gelmesini sağlayacak kadar önemli değiller. Dolayısıyla onlar için ordu göndermeyecekler. Günün sonunda Ukrayna Rus etnik grubun çoğunlukta olduğu bölgelerde özerkliğe evet derse ve bu federatif bir özerklik olacak. Yani neredeyse hemen hemen hiçbir hükmü olmayacak. Böyle bir özerkliğe evet derse ve günün sonunda NATO'ya katılmayacağını taahhüt ederse ve sonuç olarak Rusya'nın istediği bir liderliği tercih ederse evet belki huzur içerisinde olabilecek. Yani ben buna hiç katılmıyorum. Ne Behlül'ün önerisi ne senin önerine. Ben bunu önermiyorum. Yo yani. Ben bunu önermiyorum. Öneri dediğim şöyle, bu bir çözüm olarak söylüyorsun ya, böyle olursa iş sulhe dönüşür diyorsunuz değil mi? İkiniz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Görünür de öyle. Evet. Ama işte o zaman maalesef şöyle oluyor. O zaman Ukrayna ağam araba hikayesine dönüyor. Biz bu halkı niye yedik? Evet zaten öyle. Ama i̇şte şöyle öyle şimdi zaten. Burada harita çok net. Yani Ukrayna bu çözümü kabul ettiğinde denize çıkışı olmayacak. Bir kara devleti olarak kalacak. Elleri ayakları. Öyle değil. Ben öyle düşünmüyorum. İşte orada ayrılıyorum senden. Ukrayna şu an bugün İsrail'e arabulucu gönderdi. Sıcak haberimiz o. Evet, yani, Bennett. Bugün akşam üzeri şu olmuştu. Ukrayna talep edildi. Görüşelim. Zelenski görüşelim çağrısı yaptı. Rusya olabilir dedi. Sonra işte Rusya Minsk'te görüşmeyi, Ukrayna Polonya'da görüşmeyi önerdi. Olmadı. Sulh yapamadılar. En son Zelenski dedi ki İsrail gelsin aramızı bulsun. Şimdi ve masada şu olacak. Yani uzlaşma noktası şu olabilir. Ben de Rusya'nın fiili ilhak etmeyeceğini düşünüyorum. Yani Donetsk bölgesi, işte bu iki vilayeti fiilen Rus toprağı yapmayacaktır. Kırım gibi ilhak etmeyecektir. Ama diyecektir ki Minsk Anlaşması, hani bugün iptal ettikleri. Kırım'dan farkı ne buranın? Yani mesela Kırım'ı ilhak etti. Burayı neden etmesin? Kırım, aynı sablonla giriyor. Kırım'da referandum sonucu onun Rus toprağı olduğunu kabul etti. Ama önce şimdi, savaş oldu. Önce bir çatışma oldu. Doğru ama yani burayı ilhak etmeyecek. Çünkü daha önce imza koyduğu bir Minsk Anlaşması var. Kendi anlaşmasını yakması demek. Minsk Anlaşması'na göre diyor ki, Rusya diyecek ki burası özerk olsun. O anlaşmayı atfer. Ama özerklik şöyle bir özerklik olacak. Yani burada Rusça'nın anadil olduğu, işte o bölge halkının kendi yöneticilerini doğrudan tayin ettiği, mümkünse polisin, askerin de işte bu yönetim tarafından belirlendiği, Ukrayna'nın sınırları korumak dışında söz sahibi olmadığı bir yönetim olsun. Ayrıca Ukrayna NATO'ya ya da herhangi bir uluslararası ittifaka katılmasın. Sonuç olarak yönetim de öyle Batı yanlısı falan değil, bütünüyle Rusya'nın arzuladığı bir yönetim olacak. Şöyle, bu üç şartın yerine gelmesi gerekiyor. Şöyle, eğer buna evet derlerse 20, bence Odessa
ve Karadeniz gibi bölgelerden Rusya çıkılır. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunu muhtemelen olabilir. Sürgünde Ukrayna hükümeti diye konuşacağız galiba sabah Kiev düşerse. Olabilir. Bu arada olabilir. Evet, araya gitme zamanımız geldi. Peki, evet, dönüşte Ukay Bey size döneceğim. Pek çok şey Behlül konuşuldu çünkü. Behlül Bey kalıyor mu arkadaşlar ya da Behlül Bey devam etmek ister mi? Peki, sanırım bir sonraki saatte yeni bağlantılarımız olacakmış. O yüzden çok bekletmeyelim Sayın Behlül Özkan'ı. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi hem Behlül Bey'in söyledikleri hem İsmail ve sonuna Hilmi'nin ekledikleriyle ilgili hissediyorum buradan çünkü. Yine itirazlarınız gelecek. Ve tabii merak ediyoruz sizin orada çok uzun seneler yaşadınız. Bölgeyi çok iyi biliyorsunuz. Putin